Hangisi? Bunun yenisi var aslında. Ha? Yenisi var da bu. Nerede? Getir. Sizde. Ha? Getireyim mi? Al getir ben sana. O sende al şey var. Yenisini getir. Oğlum insanlar yeniye muştak ya. Allah razı olsun çok uğraşıyor. Ressam budur. Sitede şey yapan, bu resimleri yapan, bu güzel şeyleri yapan o kardeştir. Şu kardeş. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili arkadaşlar, dersimizin gayesi şu, yani genelde takip etmiş olduğum gayeyi ifade edecek. Şimdi enfusi diyoruz. Sök tak. Böyle onu hepsini masa üstüne at. Şimdi ben şey yaparken sen masa üstüne at hepsini. Enfusi diyoruz. Mülk diyoruz, mülküt diyoruz. Gayemiz şu. Ahiretin üstünü açmak. Ahiretin üstünü kaldırmak. Ahiretin üstünü kaldırmak demek üstü de altı da aynı de hakikat değişikliği var. Mesela odundan nuru kaldırmak. Nurun üstünden, odunun içindeki nurun üstünden perdeleri kaldırmak. Yani ne kalkıyor ki orada? Böyle konuşuyoruz. Şimdi şu. İmani meselelerde zerre kadar inkişaf hakkında bak ne diyor. Burada dersler aynadır. Bu dersler aynadır. Aynadan kendimizi seyrediyoruz. Hep böyle bizi alıştırdılar böyle anlamaz, derindir. Böyle bir komite, gizli zındıka komitesi. Arkadan bir gizliye cemaatimizin Hizbul Kur'an'ını yok ettiler. İnsanları sıkıntıya düştü. İki, bunlar derindir, bunlar şey yapılmaz. Laikalar zaten şey yapılmaz, kendi aranızda okuyun diye. Laikaları bizi unutturdular. Şimdi bunların nazara verenler de elinden geldikleri kadar karalamaya, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar Risale-i Nur'daki bu mevzular üstü kalkarsa insanlar aktif olur, aksiyon olur, heyecanlı olur. Risale-i Nur'daki mana mertebesi insanı aktif yapıyor. Ceyran yapıyor. Bunu bilen zındıka komitesi ta içimize kadar girmiş. Ondan sonra diyorlar meşgul olmayın, takip etmeyin, dinlemeyin. Yani size yapılıyor bu. Sürü olun. Sürü olun. Hey! Öne çıkma! Niçin? Öndekiler rahatsız oluyor. Sıyrılma! Niçin? Sıvrı olanlar rahatsız oluyor. Şimdi bu derslerdeki gayemiz, bak şimdi size ne göstereceğim, şaşıracaksınız. Allah nasip ederse, bak. 614 mi? Niye çalışmıyor bu? Bak görüyor musunuz şurayı, mouse'um? Böyle yapacağınıza resme karşı gidin oturun arkadaşlar. Resme karşı oturun. Dönün öyle. Resme karşı oturun. Seyredin. O ki gelmişseniz gelin. Gelmiş oldunuz. Resme karşı oturun. Sen de öyle de. Ben biliyorum deme ya. Geç oraya.
Az böyle sertten. Haşrın meratibi var bu akşamki şeyin. Haşrın meratibi var. Bak gayemiz ne olacak şimdi? Böyle bakmış mıydın Osman bak? Bir kısmına iman farzdır. Yani ahiret vardır. Allah vardır. Tamam. Allah var. Ahiret var. Yetiyor. Marifet lazımdır buna. Diğer bir kısmı ise terakkiyat-ı ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Ve ilim ve marifet lazım olur. Yani ne demek biliyor musunuz? Eğer bu dersler olsun, gayme yetişemeyeceğim zaten. Gayme yetişemeyeceğim biliyorum. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bazı şeyler Allah vardır, ahiret vardır, yetiyor avama. Bunu diyor. Haşrın birinci mertebesi bu. İkinci mertebesi fikir yaparak, tefekkür yaparak, enfusi derslere katılarak fikirler, hisleri aktif ediyor. Bu sefer ne işine yarıyor biliyor musun bu dersler? Avamın orada beklediği o haletleri, ehli tefekkür onu burada yaşıyor. Bak ne dedi? Bir kısmına iman farz bitti. Allah var, ahiret var. Velet dalin amin. Marifet lazımdır dedim. Bir kısmı ise şu derslerle terakkiyat-ı ruhiye ve fikrinin derecatına göre görünür. İman edilir demiyor. Görünür, görünür. Ve ilim marifet lazım. Sonra Kur'an-ı Hakim en basit ve kolay olan mertebeyi katı ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daire-i haşi açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lazım olan haşi mertebeler şudur ki diye devam ediyor. Bu buradaki kastım şuydu. Fikir yani bir tasdik imandan fikir jinastiği antrenmanı yapıyoruz. Tefekkür yapıyoruz. Bu derslerin gayesi ama teması nedir? Sonra o tefekkür yaparken yapa yapa Karadeniz'in suyu yumuşaktır, kayası çok serttir. Vura vura, vura vura, vura vura oyuyor. Bu sefer ne dedi? Orayı, iman ettiğin şeyi yaşarsın. İman ettiğin şeyi yaşarsın. Arkadaşlar öne gelin çünkü tembeller sonra gülüyor hem de huzurumuzu bozuyor. Kırıkhan'da yaptığım kuralı yapacağım. Böyle geçin. Kırıkhan'da yaptığım kural şu. Ders 15 dakika sonra dersi kimse almadı. Biliyor musunuz? Çünkü niye? Ciddi iş yapıyoruz. Böyle. Ya 15 dakika içinde geleceksin ya da huzur bozmayacaksın. Abi orada trafik yok ama ya. Nerede trafik yok? Ona göre yapacaksın. Çok 9 ya 9. İşten kaçta çıktın? Söyler misin? O diyen. Ben dedim lan. Kaçta çıktın? Ben 8'de çıktım da. 8'de. Öyle mi? Namazını kıldık geldik işte abi. Allah Allah. Uzaktan mısın okula? Bir saatlik yol. Safaköy'den buraya bir saat. Peki. Siz de haklısınız ben de ne yapayım? Sözümü geri aldım. Niye biliyor musun? Sizin çok istifade etmenizi istiyorum. Dağılmanızı istemiyorum. Zihniniz dağılmasın. Çok önemli böyle. Böyle iş olsun, sus olsun, laf olsun, torba da olsun diye bir ders yapmıyor. Böyle bir şey takip etmiyor. Öyle bir şey takip etseydim televizyonlarda olurdu. Bir tanesi, Kız Kulesi'nin orada yatta yapacağız demiş, teklif ediyor Ramazan'da. Böyle bir problem. Öte bir kanal, İstinye'de, Sarıyer'de bir yat varmış. Yatta nasıl yan yapılıyorsa ben de bilmiyorum. Yatta olur. Ondan sonra, yani bir şey anlatmak istiyorum size. Eğer insanların peşine olsaydık çoğunluğu oralarda olur. Kanaat etmezdi. Ve site bunları bilmiyor muyum? Binlerce, 1500, 2000 kişilik dersleri de yapıyorum ben. Yapıyoruz. Bilmiyor muyum bunlara az geleceğim? Niye bunu yapıyorum? Ben çekirdeğin peşindeyim. Karabalığın peşinde değilim.
olsaydım bu geçen sene 7 tane televizyon yalan diyeceğim. Ramazan'da program yap diye. Hatta bir tanesi burada yapayım diyor. Benim işim değil. Benim işim çekirdek yetiştirme. Diğerlerini yapıyor. Şimdi mevzumuza giriyoruz. Bu 10 dakikayı sağ. Ruhun bir bedeni misalisi, bir glafi latifesi var. Onu yapacağız. Şu. Nerede abim o sayfa? Masa üstünde de var. Masa üstüne mi? 517 olacak. Var mı abi? İsimleri yazıyor. He? En solda. En solda. Glafi latifesi, bedeni misalisi. Bir üstü mü? Bu değil. Demek ki 517 olacak. 517 sayfa. Kitabın kendisi mi? Evet. Yani şöyle 517'den ha ben de suç. Şöyle diyor. Ruhum onu açabilir miyiz ha? Sen bu deminki açtığın sayfada yazıyor da. Yazıyor mu? Köşede yazıyor. Köşede yazıyor. Şu mu? Yok yok cevherde abi cevherde. Cevherde. Sol üstte yazıyor da. En sol üstte. Ha! Çok güzel. Aferin sana be. Mevzuyu kurtardık. Vay be mevzuyu kurtardık. Bak. Şimdi meft hengamında meft hengamında ruh çıkıyor cesetten. Cesetten çıktığı zaman bak ne oluyor? Belki ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil ceset. Bak şu ceset var ya. Şu ceset. Yavaş yavaş gideceğim. Şu ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Libas şu. Elbise. Kıyas ediyorum. Buradasınız. Binanın içindesiniz. Elbiseniz var bir de. Bina nedir size göre? Ceset ruha öyledir. Ceset, ruh ilişkisi, binanın içindesiniz, binanın içindesiniz ama binaya benzemiyorsunuz. Tamam. Libas ise giydiğimdir. Ama o kadar benimle intizaç etmiş ki sirayet yapışmış. Bazen böyle kanlı bir şey bandaj yapışınca yapışıyor ya. Şu ceset ruha yapışmamış. Hanesi ve yuvasıdır. Bina. Tamam mı abi? Acayip gireceğiz inşallah. Ve bu derste kendini seyredeceksin. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir glaf-ı latifi ve bir bedeni misalesi vardır. Bunu şey için söylemiyorum. Hemen hemen eyli tahkik. Her bir nur kardeşim soruyor, sordu, araştırıyor peşinde. Ben şu glaf-ı latifi bedeni misalisi ne 1994 defterimde kayıttı. Şöyle yazıyor. Ruh incelerken evet gelelim bedenin ruhun glaf-ı latifi ve bedeni misalisi nedir? İki nokta üst üste kurşun kalemle yazmışım. 1994. Ne yapıyor? Kaç sene önce? 24 sene önce. Şöyle 22 sene önce. 22 sene. Şöyle demiş, bilmiyor. Ve Allah yeni verdi. Bilip de size hazırlayıp da sunacağım bir şey değil. Cuma namazının iki rekatında 24 senede bulamadığımı Allah iki rekatta verdi. Bu cuma. Bu cuma. Ve yetiştirmeye çalıştım size. Allah şahittir. Allah yalana şahit edilirse yalana kafir olur. Bilerek söylüyorum. Ve bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Bu cuma iki rekat namazda iki rekat bir baktık oho tırrrr dökülüyor. İki rekattan sonra herkes namaz kılıyor. Ben oturdum cep telefonuna yazıyorum. Tırrrr 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 tırrrr. Adam da diyor lan buraya şey mi gelmiş? Gazeteci mi gelmiş? Tamam. Şimdi harika olacak inşallah. Çünkü çok nurcu kardeşim çok soruyor. Her cemaattan. Abim o nasıl? Bilmiyorum. Glaf-ı latifi ve beden misalisi var. Şimdi sana lazım bu. Meft ise, öyle ise meft hengamında. Bak ne olacak? O kadar hoşuna gidecek ki. Ölüm ne kadar tatlıymış. Keyif veriyor vallahi.
Diyeceksin ki manyaklısın. Göreceksin manyak. Senin de hoşuna gitmezse ben de bilmeyeyim. Öyleyse meftem gamında bütün çıplak olmaz. Buradan çıkınca yuvasından çıkar. Hanes yuvası diye. Çıkar. Bedeni misalesini giyer. Gılaf-ı latifini giymez. Ona giriyor. Şimdi bu ruh, ben bir ruhu tanımlayayım. Ondan sonra bunun açılımı. Dersimiz gılaf-ı latif, bedeni misal. Ama ders olurken tefekkürle ahiretin imbisatı olacak. Yani eski eserde diyor. Garimteşir, Asar Bediye'de de yok bu cümle. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak diyor. Yani çınar ağacı çekirdeği bitişik değil. Çınar ağacı çekirdekte patlamasından çıkacak. Odunda nur, yani anlatmıştım, nur ve ısı, ışık, oduna yakın uzaklığı var mı? Yok. Nasıl? Bak, tebdili mekan. Üzeri bir şey açılıyor mu? Yok. Odun nura inkılap ediyor, o kadar. Üstü falan açılmıyor. Meft engamında bir lügat manası öyleydi Abdülkadir abi. Odadan odaya, tebdili mekan. Mekan değiştirmek. Öyle bir şey zahirde var. Düşünce, öyle bir şey yok. Nedir o? Şimdi odunun içerisinde nur, duman var mı, ısı var mı abi? Var. Bak ölüm ne olacak sana? Bu kadar yakın olacak ki, harika olacak ki. Şimdi odunun üzerini aç, ısı çıksın. Neyi açıyorsun, üstünü ne açıyorsun kardeşim? Odun nurdur, dumandır, ısıdır. Üstünü falan açmıyorsun. İnkılaptır. Buzun üstünü aç, su çıksın. Hayır kardeşim. Bu suyun donmuş halidir. Balık kokusu. Balığa araz değil, sıfatıdır. Yani neresinde? Tamam mı? Şimdi odunun üstünü aç. Cesedin de üstünü açacağız şimdi. Neyi açıyorsun? Bak nasıl kendi. Mert engamında ruh yuvasından çıkan bedeni misalisini giyer. Gılaf-ı latifi var. Şimdi bedeni misali nedir? Ölüm nasıl olacak? Onu göreceğiz. İlk önce bir ruh görmek ister miyiz? Gerek var mı? Bir görelim mi kabataslak? Görelim abim. Şeceri hilkat nerede abim? Şu mu? Yok. Sizde var. Evet, bizde vardı. Şeyde şunu. Bak arkadaşlar. Hemen çabuk çünkü geçiyoruz. Bu şeceri hilkat. Allah biraz büyüteyim. Çalsın abi ezan okunu merak etme. Yetkettik telefon çalmış. Bunun hakkında bilgi yoktur. Olmayacaktır. Tamam mı? Mahiyeti zaten hakkında bilgi yoktur. Bu Kur'an'ın konuşması, alimlerin konuşması, peygamberin konuşması Allah hakkında şu masu görüyor musunuz? Buradan oluyor. Bura hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ancak o sen bilirsin. Seni sen en iyi bilen sensin dendi. Makam bu bilinmeyecek. Mahiyet-i zatiyesi bilinmiyor. Şunat-ı zatiyesi bizde alametleri var. Şunlar. Ben ruh anlatacağım size. Buradan Kur'an gelmiş vesaire. Şurada Allah Peygamber Aleyhisselam diyor ki kainat yaratmadan önce diyor yeri görürsünüz diyor. Benim nurumu yarattı diyor. Şu mahlusun için. Bu nur. Peygamberimizin nuru. Mahluk değil. Bak yukarıdan aşağıya dikkat et. Benin altı. Bunun da üstü. Burası mahluk. Şuradan aşağıya mahluk. Şundan yukarıya vacip. Berzah. Bu çekirdek. Allah bu çekirdekten ilk kabı kalsın. Yani ruh cevherini yarattı. Arş-ı Azam'dan o cevhere ruh verdi. Lef-i Mahfuz'dan bize akıl taktı. Bak nerede oturuyorsun göstereceğim. Arş'tan sana kalp taktı. Cennet, cehennem, buhran, bunalım, panik atak, kabz, celal tecellisini koydu. Huzur, neşe, saadet, mutluluk, huzur, cennetin cemalini sana koydu. Daireliğim, gel buralara, nefis buradan takıldı, şeytan burada. İmanın gitti denilen yer burasıdır. İmanın, şeytanın yeri burası. Yukarıya çıkamaz, öyle bir şey yok. İman nerede? İman şurada.
İman şurada arkadaşlar. Şurada. İman buradadır. Şurada nida ediliyor şu. Şimdi mouse görüyor musunuz? İmanın gitti diyen adam burada benim imanım olup olmadığını serseri olan şeytan buradan nereden biliyor? Ha, şeytan burası. Yani imanımı aldı. Nereye alacak ki şeytan ya? O kadar ucuz mu şeytana imanı alıyor? Şeytanın makamı burası. Nefis oradan takıldı, şeytan da oradan takıldı. Yani imanın gitti dendiği zaman diyeceksin ki hiç kusura bakma, imanım ta kabı kavşisinde. Yesinler imanını senin diyeceksin. Aynı böyle diyeceksin. Çok da rahatsız oluyor musun iman gitti falan? De ki ya Rabbi duada, Allah'ım emanetçilerin en hayırlısı sensin. Emanete hıyanet etmek, münafıklık alameti diyen de sensin ya Rabbi. Ben imanımdan korkuyorum. Emanetçilerin en hayırlısı da de sensin. Sana sığınılan limanı da, limana da, gemi dışarıya konmasın. Bu şeytan benim imanımı musallat. Ben sana ya Rabbi imanımı emanet ediyorum. Sana bırakıyorum. Onun bir timsali bende dursun. Amin ya Rabbi, imanım sende. Şeytan geldi dediği zaman hemen gitti. Ben de değil ki gitsin. Şaka demiyorum ha. Ne, nasıl oyun yapıyorsun kardeş? Çakıyorsun öyle. Bak ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. İmanıma musallat oluyor. İmanımdan da korkuyor. İmanımı sana emanet ediyor. Yok kabul etmem der mi Allah? Böyle bir Allah böyle anlayış olur mu? Böyle der mi etti? Ettiğine delil şu anda rahatlaman. Şeytan sonra diyecek ki imanı gitti. E ben de değildi ki gitti. Bulursan sen daha. Biz on, ha güneş yukarıda, aynadaki imanı kullanıyoruz dünyada. Çünkü dünyada asıl ceset yok ki. Buraya efendim nefis takıldı, derdim o değil. Şurada oturuyorsun. Tamam mı abi? Evet, oturduk. Şimdi bunu kapatıyorum. Ne kadar acele işimiz var ki bu kadar var. Ruh böyle yaratılmış. Şurada oturuyorsun. Bu insan. Buradasın. Şimdi ruhun içerisini de bir göstereyim size. Ruhun dört özelliği var. Aç abim. Nadir abi yok nasılsa. Her taraf. Bir ruh. Bu ruh burası bak. Mouse görüyorsunuz. Ene ben olan ben. Ben olan ben, her şeye sahip çıkan, benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim ruhum diyen, o benim ruhum diye insanlar üzerine geçme. Tam kapıda otur, girme daha. Zaman da gelseydi. Gelen kapıda otursun. Şimdi benim gömleğim, benim hayatım, benim vücudum, benim aklım diyen o ben eledir, mahluk değil o. O ölüm, ölümle işi yok onun. Ahiretle de işi yok. Cennetle de işi yok onun. Cehennemle de işi yok onun. Çok tuhaf. O mahluk olmadığı için ene, cehennemde yanmaz o. O cehennemde yanmaz. Çünkü mahluk değil. Bunu Çanakkale tefsir profesörü sordu. Madem ene mahluk değil, Allah'ın tehdit ettiği cehenneme girecek kimdir? Ha, onun detayı. Nedir o? Enenin karşıtı Adem'dir. Adem'le cezalanıyor. Onun cehennemi Adem'dir. Peki cehennemle Adem arasındaki ilişki nedir? Cehennem taş ören şirkettir. Cehennem alimler hesabında çalışıyor. Adem o kadar dehşetli ki cehennem hiçbir şey değil. Bak cehennem Adem alimleri hesabında çalışıyor. Yani bir adam bir şirkete çalışıyor. Bir adam mafyaya çalışıyor gibi. Cehennem mafyaya çalışıyor. Adem'e çalışıyor. Ha, ruha, hayata, bedene, mahluk ne varsa onun tehdidi cehennemdir. Çok korkunçtur orası. Ama ona cehennem zarar vermiyor eneye. Ne, şu, ateş yandığını kabul edin. Çok dehşetli Mustafa. Yanıyor mu? Lambayı tut abi. Lamba, ışığı. Işık lambayı o ateşi vurunca ışık yanar mı? Yanmaz. Yanmaz. Ha, böyle bir şey bu. Ne yaparsanız yapın. Ha, onun karşıtı zulmet. Nurun, nuru yakan, değil mi? Onu gömen zulmettir. Ha, şimdi eneyi anladık. Ruh ona takıldı. Şöyle bir ene, ben çabuk anlatayım. Ene, ben olan ben, Allah Resulü'nün nurundan bize verilmiş bir benlik.
her şeye sahip çıkan, benim ruhum, benim aklım, benim hayatım diyen. Şimdi buna Allah ruh taktı. Ruh cevheri. Ruh cevheri olabilmesi için ziyayattır, zişurdur, kanunen vücudu hariç. Dört tane özellik taktı. Sonra şu eneye bilya gibi sarmış olduğu ruhun o zihayattır, zişurdur, kanunen vücudu harici cesette durmaz. Alem-i şehadette durmaz. Ona ince bir ayar çekmiş. Yani bir sarmalamış zar. Soğanın zarı gibi. O zarın adı glaf-i latif, bedeni misali demiş. Onu da getirdi, cesede koydu. Çünkü o şey, o zar konmasa ruh burada durmaz. Mutlak ve muhit olur. Yani gaz gibi, gazı bir yerde tutamazsınız. Ruh mutlak ve muhit olan bir sıfata sahip, şuraya muayyen yapacaksın. Sıkıştıracaksın. Sıkışmaz. Peki cesedi nasıl monta edeceksin? Elle onu sarmalayan zar gibi, soğan zarı gibi glaf-i latif beden misaliyle sarmış. Tamam mı abi? Bunu sarmış. Ondan sonra cesede koymuş. Koydum abi. Şimdi bunu da geçiyorum. Anlatılmış oldu. Ruhun gelişini anlatayım. Glaf-i latif nerede? Solda iki tane. Gelirken şimdi acele ediyorum. Bak buradaymış 517. Belki ruhun libası. Şimdi burayı anladık değil mi? Soru soran var mı yani böyle o soğan kabuğu gibi sardık mı abi? İsterseniz dersten sonra soru alayım. Sardık mı? Şimdi bu zardan konuşacağız. O ruhu getirdi, sarmaladı, cesede monta edilmesi için o zar. O zar glaf-i latif deniliyor. İki tane maddeden yapılıyor. Bir glaf-i latif var içinde. Tencereye koy glaf-i latif. Bedeni misali de koy, madde bu, kimyasal madde. Tamam mı? Karıştır. Donsun buzdolabına koy, onu işte ruha sarmış. O zarın içindeki madde, iki madde var. Glaf-i latif, bedeni misali. Burayı anladık mı? Kimyasal bir madde dedik. Tencereye koyduk. Glaf-i latif, bedeni misali. Koyduk, karıştırdık. Ondan sonra ruha sarmaladık. Cesedi monta ettik. Tamam? İki tane ayrı elbise değil, değil mi? İki tane ayrı elbisedir. Ama tek elbise. İçinde iki tane madde var ama tek elbise. Abi glaf-i latifi giymiş ama bedeni misali... Anlatacağım. Bedenden çıkınca... Anlatacağım. Tek elbisedir. İçinde tek iki tane madde var. Öyle düşüneceğiz. Bak şimdi. Düşüneceğiz diye öyle. Bak şimdi. Ya bunu koyayım. Polyester pamuk karışımı gibi. Gibi kumaş. Pamuk polyester karışımı gibi. Şimdi ilk önce öyle düşüneceğiz. Glaf-i latifi bunun üzerine çok çoğuldu şimdi. Çok senin de dünyanı değişecek. Çok tuhaf. O bizim konuştuğumuzla da değil, benzemiyor. Başka bir şey. O kadar biliyorduk. Glaf-i latifi ruhun geliş yönünü anlatır. Rububiyet. Çok ilginç. Yani Allah bunu, bu ruhu içine ene, dışına ruhu sardı. Ruhu sardı ama bu kar topunu dağın tepesine koyduk. Vadiye inecek. Katlana aşağı inecek ya. Allah mecul denilen Nur-u Muhammedi'den aşağıya bunu attı. Katlaya Allah 18 bin aleme hangi esma tecelli ediyorsa sarmaladı. Sardı balya sardı indi aşağıya. Geldi buraya. Tamam abi? Bu rububiyet. Allah canibinden dışa çıkış. Ruhun. Allah canibinden dışa çıkış. Yukarıdan aşağıya kar topuyu koyduk. Katlaya. Ama neyi katlanıyor? Allah 18 bin aleme
bin bir esma tecelli ettirdi mi? O esmaların bir nüminesi, ağaca tecelli eden esma bir nümene çekirdeğinde var. Çekirdekteki esmaya bil kuvve, ağaçtaki esmaya bil fiil. Bir daha. Çekirdekteki esmaya bil kuvve, kuvvet, cevher, kanun. Ağaçtaki açılımı, çekirdeğin açılımına bil fiil. Tamam mı? Bunu sarmaladı. Yukarıdan aşağıya attı. Geldi. Bütün 18 bin alemin nüminesi esma olarak insanda toplanmış. Buna rububiyet yönü deniliyor. Bedeni misali ise bu gelen, işte en çok bunu soruyorlar. En çok ben soruyorum zaten. Şimdi Allah ruhu getirdi. Bu şeyleri giydik. Bütün hepsini giydik. İnsan geldi buraya, tamam mı? Şu lamba elektrikçiler, elektronikçiler bilir. Saniyede 60 defa yanıp sönüyor. Saniyede 60 defa yanıyor sönüyor. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yandığı için biz ampulün devamlı yandığını zannediyoruz. Bu dünya ve kainat, 18 bin alem, hepsi ve biz var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Şeceri hırkat değil, kainat. İlimden kudrete, kudretten ilime. Ben şu anda sen geldim gittim. Hepsi de sensin, müstakilsin. Halkın cedid mi? Halkın cedid. Devamlı yaratılış. Devamlı yaratılış. Ve yeni. O giden var ya sen. Senin o nefes bile değil. Onlar hepsi sensin. Şu andaki şuurundur. Şu anda biraz sonra gidecek şu şuurun. Şu andaki şuurun hepsi müstakildir. Ve her cennette müstakil bu vücudun olacak. Nihayetsiz vücudun gibi nihayetsiz yerde böyle olacaksın orada. Siz burada kağıtla örnek vermiştiniz değil mi abi? Evet. Şöyle bir katlamıştım. Böyle. Üşenmiyorum. Yeter ki anlayın diye. Tek. Tamam mı? Bak tek vücut. Anladık mı abi? Şimdi ne işe yarayacak? O hep tırt sensin. Ahirette hep tırtlarda olacaksın. Bir anda her yerdesin. Hiçbir yerde değilsin. Neredesin biliyor musun? Olması gereken her yerdesin. Peki hangi vücudu kullanacaksın? Buradaki tırtları. Abi meyhanede geçti. O yok işte. O siyah. Abi namazsız geçti. O yok. Ne kadar dırırt ama zıksak yaptı. Böyle dırırt değil de dırırt 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 bazı yerler eksik. Ortada bütün parası. Siyahlar ne olacak abi? Siyahlar orada yok. Eksik çok olursa o dırırt neredeyse orada. Yol bakım vitesine bağlı. Şimdi bak bedeni misali anlatıyorum. O kadar Allah ikram etti ki en zor, en kolay olacak şimdi. Bak, o geldik yaratı, o bin bir ismi takıldı mı bize? Tamam mı abi? Şu anda var olup yok oluyor muyuz? Dırt dırt dırt. Hepsini bir toplar mısın? Doğdum, öldüm. Dırt. Onların toplamına bedeni misali deniliyor. Ruh bir anda vefat anında doğdum, öldüm ya. Doğdum. Hatta doğmak değil. Ruhlar alemi. Elestu bi rabbikum. Kalu bela. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşheden Muhammeden Resulullah dediğimiz an var ya vefat. Tamam. Elestu bi rabbikum. Kalu bela. Bu kadar. Vefat anında o drrrtlar tek oluyor. O komplesi misali bedenler tek beden oluyor. Benim ruhum bu.
bunu giyiyor. Bedeni misali bu. Glabilatif geliş yönü, bedeni misali gidiş yönü. Dedi ki, vefat anında diyor, bak, belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçi ve münasip bir glabilatifi geliş, bir bedeni misalisi vardır. Öyleyse mert hengamında bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, bedeni misalisini giyer. Bedeni misali neymiş? Elestu bir rabbikum. Kalu bela. Şeden la ilahe illallah. Vefat anı. Şunların toplamı o vefat anında komple o sekerat. Sekerat o. O toplu sekerat o. Toplanıyor. Açıktı toplanıyor. Ben şimdi Azrail geldi beni bekliyor. Şu anda lazım da şu anda gelmesin. Şimdi geldi. Buradayım ben şu anda. Canımı alacak. Azrail'in dışında bir sistem çalışıyor. Orada duruyor. Dur bekliyor. Buradaki sistem diyor ki dur tamamlayayım sistemi. Hasan bu. Ha. Elestu bi rabbikum. Eşheden la ilahe illallah. Bu komplesini görüyor. Bu benim Azrail'im. Bedeni misalim benim Azrail'im şeklini oluşturuyor. O Azrail benim bu bedeni misallerimin tümünün oluşturduğu sistem. Tırr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 
Kötü yaşadığın kötü mü yani? Nasıl geldi bu mağada? Devam edecek şimdi. Bunun adı ne biliyor musunuz? Şimdi kainat, işte Allah yarattı rububiyetin ya. Kulazı bir Rabbi Naz, Melik-i Nasil Aynaz. Yarattı, bu yarattığı alemleri bize giydirdi. O giydirmesine gülaf-ı latif. Giydirdim. Şimdi bende bunlar var. Daha bedeni misalim yok. Meftem engamında giyeceğim şimdi. Bak tek vücut nasıl burada işte. Şu zor olan yer burası. Giydim abi. Ben insanım. Ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ramazan geldi. Oruç tutuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben ubudiyet yapıyorum. Ubudiyet. Tamam mı? Allahu Ekber. Namaza duruyorum. Bu ubudiyet. Gösteriyorum ki 25. kare kalsın, lafta olmasın, bak ayağa kalktım. Bu ubudiyet mi? Şimdi Allah'ın rububiyetine, beni yaratmasına karşı mukabele ediyor ben. Ya Rabbi, seni kabul ediyor, seni tasdik ediyor, emirlerine inkiyat ediyorum, itaat ediyor, kabul ediyor. Ben seni kabul ediyorum, iman ediyorum demektir bu ubudiyet. Tamam abi? Bu ubudiyete Risale'de ayna diyor. Ben Allah'ın rububiyetine karşı ubudiyetle mukabele ettim mi? Ettim. Allah da benim ubudiyet aynamda karşılık veriyor tekrar, durmuyor. O benim ubudiyet aynamda, ubudiyetim aynamın kalitesine göre, yani güneşe karşı tutulan camın kalitesine göre çatlaksa, tozluysa güneş nakıs gösteriyor. İşte ben ubudiyet aynamda Allah sen mi rububiyetime ubudiyetini çıkarttın? Ben de uluhiyetimi sana gösteriyor. Allah'ın uluhiyeti benim ubudiyet aynamda gözüküyor. O zaman nedir? Allah'ın bu rububiyet izah edilmiş oluyor. Allah'ın rububiyetine muhatap olan insan ubudiyetle mukabele ediyor. Ubudiyet hayatı. Ubudiyet aynasında da tekrar Allah adım atıyor. O ubudiyet aynasında Allah akrebiyetini gösteriyor. Onun adı akrebiyet. Tamam. Ubudiyet benim kurbiyet. Allah'a yakınlığım. Aynam yani. Benim ubudiyetimde gözükene uluhiyet. O benim onayladığım şey rububiyet. Rububiyet Allah'ın tecellisi. Rububiyet de benim işim değil. Uluhiyet de benim işim değil. Rububiyet Allah yönü. Allah'ın tecelli yönü. Uluhiyet ise mahlukatın buna karşı verdiği cevaptan ortaya çıkacak o aynada Allah'ın verdiği
kemalat, feyiz, hakikat, rıza ilahi, o aynamda gözüken uluyet. İşte sevgili arkadaşlar, Allah'tan gelen yöne glafilatif, tamam mı? Benim o dırrlarım, ubudiyetimin bütünlüğü de gözüküyor uluyet. Bu ubudiyetim, onay, yaş, hayatımın komplesi de benim bedeni misalim. Abi, vefat anında ceset hiç alakası yok. Ceset hiç alakası yok. Şu anda böbreğinden haberin var mı? Yok. Aynı. Vefat anında hiç endişe etme. Böyle bir uyku hali gibi. Tatlı bir şey. İlk önce Allah merhametle şöyle yapıyor Müslümana. Bir hafta önce bazılarına 9 ay, 30 gün, 33 gün, kaç yapar? 3 ay. 90 gün biraz çok istisna insanlara hissederler. 3 ay, 1, 3, 5, 7 diye göre insan bunu ölüme öyle Allah hazırlar ki başlarsın ölüm sekiratlarını konuşmaya, ölümün güzelliklerini. Gayri ihtiyar. Ölüm sana o kadar tatlı geliyor ki, o kadar tatlı geliyor ki diyorlar tabii bunu. Sonra o ölüm hakikati, o böyle paldır küldür geldiğim bir çaktan böyle desteriyle benim adım Azrail. Lan öyle bir şey olur. Benim adım Cebrail yapsın. Şimdi geliyor böyle hırtlarına basıyor. Öyle değil. Ne yapıyor? Sekerat deniliyor. Sekerat istersen trafik kazası olsun. O ruhun zamanı yoktur. Elestu bi rabbikum kalun bela eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden Resulullah'ın dırıtları toplanıyor. Bunlar tırırıp toplanıyor. Alan şeklin adı Azrail. Bu senin bedeni misalin. Beden, 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 beden birbirine benziyor. Dakika itibariyle. Ha, misaliler birbirine bindirilmiş. Bedeni misaliler. Onu giyiyor. Ve Mertem yanında çekirdek ağaç oluyor. Neresi bunun ölü? Ölüm çürümektir. Çürümek demek ağacın çıkması demek. Şimdi çekirdekten ağacın çıkması yani nasıl bir kötülük ki? Ben orayı anlayamıyorum ya. Nasıl bir kötülük? Şimdi bunu koyduktan demek ki glaf-i latif rububiyet yönü, bedeni misali uluhiyet yönü. Devam ediyoruz. Kardeş bu 24 sene bu kadar mı? Evet. Bu kadar. Ama tabii de işin içine gireceğiz de. Bu şu var ya şu zerre kadar imanın inkişaf etmesi. Peki şu bedende yani odunda duman ve nur gibi de değilsin biliyor musun? Şu beden binadır. Sen gömleğine bak, bir de binaya bak. Ruh ne binadır, yani sen ne binasın, binadır, ne de gömleksin. Aynı böyle. Bunlar dırtlarla ortaya kalkacak şeyler. Bunlar tırak kalkıyor, hiçbir şey. Böyle bakıyorsun, tamam mı? Yok kız. Neye zahmet verirdiniz? Hangi simada gelecek biliyor musun? En çok kime benzemek istiyorsan o simada olacak. Kişi dostuyla beraber. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aşedilirsiniz. Şimdi ölüm Allah bu dünya sahibi diyor sahibi. Bu dünya diyor ki zindan. Zindan diyor. Şimdi zindan denilen bir yerde ne yapacağız da biraz kalsak? Haber mi seyredeceğiz? Onun için kalalım biraz. Ne yapacağız böyle? Siyasi haberleri dinleyeceğiz. Lan biraz da yemek yesek baklava. Lan baklavanın kralı orada. Haberin kralı da orada. Gezmeni tozmanı orada. Mal orada. Ulan özel ayet mi istiyorsun? Kralı zaten orada. Tam da burada durmanın mantığı ne? Tek bir mantığı var. Ben hesap ettim. Vallahi başka hiçbir şey görmedim. Hizmetin dışında hiçbir mantığı gerekçesi yok. Baklava istiyorsan galetesi orada. Eş istiyorsan orada. Aş istiyorsan orada. Burada niye? Abi haberi doğuda ne olduğunu duymak istiyorum onun için yaşayayım. Allah'ım.
Onu zaten ayağın beyan göreceksin ya. Bana söyleyin bakalım, hizmetin dışında abi bunun için değer ya yaşamaya. Söyle bakalım. Abi bir boğaz turu yapmak lazımdı, onun için değer. Lan boğazlar orada ya. Allah buraya zindan diyor, zindan. Sen zindanda kalmak istiyorsun. Allah'ın iyi dediği yer nasıldır? Kötü dediği yer burasıysa, hakikaten harika olacak gibi geliyor bana. Hizmetin dışında keyif vermiyor bize. Yani bedeni misali, ubudiyet aynasında uluhiyet, ubudiyete verilen cevap uluhiyet, Allah'ın insandaki yakınlığına akrabiyet Allah'ın cevabı. Yani ubudiyet aynasında sen mi benim rububiyetime ubudiyetle cevap verdin ey kulum? Ol, ubudiyet aynanda, ruh aynana cevap veriyorum, kemalat veriyorum, feyiz veriyorum, rıza veriyorum sana. Onun bütünün adı uluhiyet. Mevt hengamında ruh bedeni misalesini giyer. Yani insan her bir an bir ferdi ahed yaşıyor. Yani var olup yok oluyor şu anda. Var olup yok oluyoruz. Şeyi de söyleyeyim Osman. Rububiyet vururken uluhiyetle cevap alıyor ya. İkisinin var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. Bütünün adı kayyumiyet. Bak ferdi aheller yaşanıyor şu anda. Tırt tırt tırt. Usta diyor ki niçin her an tecdid-i imana gerek var? Her an insan değişiyor ya. Hepsine la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah bile diyemez şeyimiz yok. Ruh söylüyormuş. Senin lafla demene gerek yok. Zaten namaza söz de sünnettir. Kalben niyet farzdır. Baktık adam rüküde. Ulan ben gidene kadar ya Rab niyet edem yatsı namazı farz kılmaya odum azın onun falan vesaire. Kelece tüylebeti işçilik. Diyene kadar adam dönecek. Hiçbir şey deme. Yatsı namazı imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hiçbir şey demedi. Demek zaten sünnetti. Kalben abi ben yatsı namazına niyet ettiğimi nereden bileceğim? Selam verince sana sorsalar. Ne kıldın sen? Akşam mı yatsın? Ne demek ya? Yatsı kıldık ha. Selamdan sonra sana sorsalar ne kıldın? Niyetten mi şüphelendin? Ona diyorum. Niyetten mi şüphelendin? Selam önce. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ne kıldın sen? Akşam yatsı. Abi yatsı kıldık ya. Ha tamam niyete sallanmış. Eğer abi hakikaten ya ne kıldık ya bana? O zaman niyete. Şeyi çok seviyorum öyle şeytanla çalım oynamayı. Keyif verir. Hidayet nerede gizli? Hidayet mi? Hidayet nerede gizli? O rububiyeti acayip bir şey. 454 demekti bak. Şimdi bir insana bu kainat tecelli ediyor ya. Tek başına hidayet bulamazsın. Böyle bir hidayet yoktur. Tek başınıza bir de peygamber gelmesi lazım. Varisleri gelmesi lazım. Kitap gelmesi lazım. Rehber gelmesi lazım. Kimisine tarikattaysan şeyhin, nur cemaatinsen hizmetin. Çünkü tarikatta şahıs esas, nurculukta hizmet, kitap esas. Ama ders yapan, hazırlanan da burada ders verene de abi deniliyor. Hanımlara da abla deniliyor. Ama o da senin gibi benim gibi istifade ediyor. Ben ediyorum. Ondan sonra bu hidayet Allah bu hidayetin sebebi bu. Hidayeti nasıl anlarız? Hidayette olduğun bir insanın istikametli olur. İstikamet ki kimdir? Sadakatli olur. Sadakat istikamette. İstikamet hidayette, hidayet ruhun cennetinde. Kim risale, cemaat için söylüyorum, tarikatçı ise tarikatını kullanacak. O da hak. Tarikat da hak. O da hak. Ama ben kendi cemaatimi konuşuyorum. Bir, nurculukta şahıs endeksli hareket yok. Şahıs endeksli ancak uyuyorsa kitaba. Uymuyorsa koyun kenara. Ben kitaptan söylemiyorsam koyun kenara. Şimdi, kitaba uyuyorsa sadakat, sadakatli ise istikametlidir. İstikametli ise hidayetlidir. Hidayetli ise ruh cennetlidir. Hamdolsun. Abi benim ruhum sıkıldı. Sen o zaman sadakatta sorun var. Çünkü haberlerden kalkmıyorsun. Risale sadakatin yok. Haber dinleme diyorsun, sen dinliyorsun. O zaman sadakat eksikliği nispetinde cehennemi yaşayacaksın. Sadakat eksikliği nispetinde sorun yaşayacaksın. Bedeli vardır. Ama ücreti de büyük.
Laf dinleyeceksin, rahat edeceksin. Lan yak mangalını, koy çayın üzerine, çak böyle şeyini, çayını yani, sigara demeyecek. Ya bu şey, perde aherle bedeni misali oluyor ya, o zaman cismaniyet nereye koyacağız? Onu geleceğim şimdi, hepsi var. Hummalı, gece gündüz çalıştım, yatmadım ki ders yetiştireyim. Hadi biraz çabuk gidelim. Her bir fertte ferdi aher deniyor, dırırtlara ferdi aher. Bu ferdi aherlerin toplamına ruh giyecek ki bunun libas oluyor. Ruhun libası bu oluyor. Ferdi aherlerin nesini giyiyor? Bizim şu kendisi. An, mesela şu anki ferdi aheriz ya, bu bedeni misali mi? Yani şu, dırırtları beden bedenler ya. Ferdi aher derken son azayı alacak değil mi? Bitti. El freni çek, takos koy, tamam, stop. Dediği andaki bir ferdi hal var ya, o onun üzerinde mühür. O aslında bütünün adı. O an. Bütünleniyor. Tırırt, hadi gel. Bütün cihazlar durmuyor mu motor? Stop et, bütün cihaz durdu. O en son ferdi hal, hatem. Hatem Allah'a, Allah kulubi. Hatem. Öncekilerin içini aldı zaten. Hepsini aldı zaten. Yani en son diyebilmen için en baş olması lazım. En başlar yoksa en son diyemezsin ki o da baştır o zaman. Kaymet burada ilimden kudrete, kudretten ilme ihtizazdır. Kaymet bunların toplamıdır. Yani ikisinin cemidir. Şimdi şeye geleceğiz. Ceset, hepsini bak. Cismen görüyor musun bak? Beden bak hepsini görüyorum. Bak. İlimden kudrete Allah'ın ilminden biz var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. Geldim. Gittim. Geldim, gittim. Gelişi, bak yukarıdan aşağı geliyorum. Geldim, ilim. Kudret burası. Allah'ın ilmi, ilim. Geldim, kudret. İlimden kudrete geldim. Kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten ilim. Kudret burası. İlim Allah'ın daireleri, öteler. Ha, ilimden kudrete... Buna grafilatif. Kudretten ilime bedeni misali. Bir tane değil yani, bir sürü beden. Her türlü bir bedeni misali. Canlı ve ruhlu ya. Abi ruh için mazi ve müstakbel yok diyoruz. Yok. O zaman bedeni misali onun için tek, insan için sadece ferdahiller var. Sonra sorun. Sonra sorun. Beden... Ne demek beden biliyor musun? Şu an beden. Her şeyi biliyorduk ya şimdiye kadar. Bir çay su içelim. Aa, kardeşler maşallah su getirmemiş. Kudrete geldi, ilme gitti. Bu mu? Evet. Anlar var ya beden. Şu beden. Tırt. Tırt 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 var ya. Tırt. O anda bunun adı beden. Anlardaki fert. Bedeni misali anlardaki ferdi aileler olan bedenlerinizin toplamı. Zaten tırt tırt an. Andakilere beden deniyor. Anlar, andaki ben. Ver abi. Ona İspanya'dan yetiştim buraya ya. İspanya'dan geliyor bugün. Şaka demiyorum ha. Cismaniyet ne? Dersi ben şey yapayım. İstediğinizi sorun sabaha kadar. Ama herkesi bekletmeyelim. Cismaniyet. Bu anlardaki bedenlerimin toplamıdır. Cismaniyet nedir? Tır 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 tır. Topla cismaniyet. Beden şey, beden anlar. Cisimde olup cisim olmayan. Donmuş mana. Dırt dırt. O dırt ne demek? Donmuş ben. Ne donmuş? Düşüncelerim, kalbi meyillerim, ruh hassasiyetlerim, niyetlerim donuyor, ben oluyorum. Niyet. Ona işte o dırt dırtların topla, tencereye koy, buzdolabına koy Osman. Onun adı cismaniyet. Lan benim sorduğum cesetmiş o zaman. Yani şu an ben ceseti kastediyorum. Evet. Onu kastediyormuş. Beden daha mı? Andır. Daha mı latif olan mana kısmı mı? Diyelim yani. Yani yok. Zaten dırt 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 oldu mu? Her tırt tırt koy tencereye, tırt 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 koy tencereye, karıştır topla, doğsun cismani. Yani o ceset kısmı değil, mana kısmı mı o zaman? Yani her... Evet, tabii mana kısmı oluyor. Ceset niyetiyle sormuştum yani, ceset gibi anlıyordum ben. Cesetleri toplayınca
Belki her... Hayır. Bedenleri topluyorsun. O zaman bedenler, şuradaki dediğiniz... Cismani batın. Beden zahirde gözüktü şimdi. Tır 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 tır. Beden cisimde olup cisim olmayan, bak ben varım, beni var zannediyorsunuz. Allah Resulü diyor ki uykudasınız. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Cisimde olup cisim olmayan, ben şu anda kimim? Donmuş olan zihniyetim, itikadım. Simam niye değişik? Şöyle düşün. Bir yaş ne demek? Bak yaş. Adama dese ki şu adam kaç yaşında şu. Yaş ne demek? Bir anlatmışım da anlatayım. Mayıs 1. Bir sene sonra Mayıs 1'e kadar ne oluyor? Bir yaş. Bir yaş ne demek biliyor musun? Gel tencereyi koy. Çok uğraştım buna. Belki senelerce uğraştım. Yaş ne demektir diye. Ulan bir senelik hücre yok. 6 ay. En fazla 6 ay. Senede 2 defa dönüyor. Adam 44 yaşına gösteriyor diyorsun. Nasıl 44 yaşına gösteriyor? O çok çözülmemiş daha felsefede de. Yaş nasıl çözüm? Ya adam 44 gösteriyor ama ne demek ya? Bir 44 senelik hücre yok. En fazla 6 ay var. Nasıl ben 44 seneyi gösteriyorum? Şu, tencereyi getir. Fikriyatımı, dimağımı koy. Düşüncelerimi koy mu? Vicdanımı da koy. Ya ne zaman? Mayıs 1'den, 2016'dan, Mayıs 1, 2017'ye kadar bir senelik düşüncelerimi, bir senelik vicdanımı, bir senelik kalbi hassasi hislerimi, bir senelik ruhu latifelerimi, bir senelik yaptığım işleri, dört tane, dima, vicdan, kalp, ruh, fiil, ama kalp ile vicdan tek say, dima, kalp, ruh, fiil. Tencere koydum abi, bir senelik ama. Bir senede yaptıklarım, bir senede düşündüklerim, bir senedik hislerim. Dördünü karıştır, buzdolabına koy, donsun. Onun adı latifedir, tek bir latife. Bu bir yaştır. Yaş budur. Sen kaç yaşındasın bir şeyin arkasında abim? 43. 43. 43 tane senin böyle donmuş şeyin var. Halet. 43 tane latifen var. Tamam mı abi? Bir seneyi anladık. Her bir sene bir halet. 43 tane koy. 43 taneyi getir tencereye koy şimdi. 43 taneyi. Karıştı karıştı dondur. 43 tane tek olsun şu anda suratına vuruyor. Şu anda 43 gösteriyorsun. Diyorlar. Anladık mı abim? Ne anladıksa o. Ceset ise atomların donmuş hali. Ondandır ki bedenlerine bakıp adamın hem kimliğine hem de kişiliğini seyredebilirsin. Mazisinin donmuş hali gelip geçiciymiş böyle ceset için diyor. Adama bakıyorsun, kalıbına bakıyorsun, tipine bakıyorsun. Adamın geçmişini okuyorsun, kimliğini okuyorsun, kişiliğini okuyorsun. Adama bak ya, vallahi doğru söylüyor gibi ama vallahi sarmadı şunu gözü bana ya. Şunun siması acayip ya falan diyoruz ya. Şimdi orada böyle bakıyorsunuz. Bak burada biraz müsait var. Hemen gelin bak. Hadi çabuk çabuk oradan rahat edin. Orada sıkışmış olan varsa bir geçsin bak. Ceset ve glabül atifiye mi bakıyor o zaman? Yani beden, bedeni misaliye ceset ve glabül atifiye. Evet, cismaniyet var ya cismaniyeti. Cismaniyetin bedeni misalisine bakıyor. Bak şimdi devam edeyim. Bedeni misali letafettir. Bindirilmiş, bir noktaya toplanmış, bindirilmiş bedenler demektir. Toplarsın artık. Cesedi necmi ise nuranidir. Cisim, atom olarak görülmesi, mekanı ve zamanı olan, mekana ve zamana tabi olan, yer kaplayan, esmaların en kesif zuhuratları, cesedin cilve, cemal, nakış, sanat, nakşının bütünlüğü. Ceset ise, cisimle ceset farklı. Varlığı sıfata dayanan, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer, o şeye vücudu harici verir. Mektubat 240. İşte bu vücudu harici, vücudu harici. Ceset ruhun hanesi ve yuvası, libası değil. Ceset gelip geçicidir. Ruhun libası neymiş? Bir derece sabit, letafetçe ruha münasip, glaf-ı latifi beden misalisi var. Mevt hengamında bedeni misalisini giyer. Ruh müddet hayatında tedirici ceset libasını değiştiriyor. Mefti ise birden soyunur. Beden nedir?
zamanın altına girendir. Lemalar 9'da ne diyor? İnsana giydirilen vücut libası. Şimdi biraz bam teline geldik. Bam teline geldik. Okumayacağım, uzun olacak çünkü, ama ben çabuk anlatacağım burayı çünkü. Şimdi sen kimsin? Bak, ona göre ölümü, kabri, Allah'a, ahireti yorumla. Sen kimsin? Dur. Gömlek giy. İkinci palto. Ceket giy. Kazak giy. Yaşar abi giyiyor mu abi? Palto. Ceket. Kazak. Gömlek. Atlet. Giydik mi abi? Ha, aynı bunun gibi. Şimdi ben kimim? Bana vücut giydirilmiş. Giy onu. Bana vücut verilmiş. Sonra bana hayat verilmiş. Bana ilk önce vücut ver. Al bunu giy. Sonra hayatı da giy. Sonra bana dediler ki, bana, kim isem ben? İnsan, insan o. İnsaniyet verildi. Ondan sonra bana İslamiyet giydirildi. Sonra iman giydirildi. Sonra marifet giydirildi. Sonra muhabbet giydirildi. Bunlar bana giydirilmiş. O zaman ben kim? İnsan değilim ki. Bana insaniyet verilmiş. Giydirilmiş. Hani demiyor muyuz? İnsanlığın kurusun. Senin insanlığın mı öldü ya? Bak kardeş, ya hiç mi insanlığın kalmadı? Kimin? Senin. Lan insanlığı ölmüş ya. Ne kadar da insana benziyor. Hani gündelik hayatta demiyor muyuz? Ha, insan değiliz. İnsanlık makamına çıkacağız. İnsanlık bize verilmiş. Şimdi sen kimsin? Bak, sana vücut verilmiş. Giy. Hayat giydirilmiş. İnsaniyet giydirilmiş. İslamiyet giydirilmiş. İman giydirilmiş. Marifet giydirilmiş. Muhabbet giydirilmiş. Kime? Kime? Sana. Sen kimsin o zaman? Bunlar sana verilmiş. Gömlek bana verilmiş. Gömlek değilim ki ben. İnsaniyet sana verilmiş. Sen insan da değilsin. Neyiz abi, hiç miyiz? Ben de bilmiyorum. Hiçliğini bilirsen, var ya ben olan ene. Usta diyor ki, hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Hayal mi yapıyor bize? O ilimle yok olmaya çalışıyor. Bize olmayan bir şeyi mi anlatmaya çalışıyor? O hiçliğini bilirsen, o anlattığım var ya, bana bu giydirdi, bu giydi, bana vücut, İslamiyet, vücut, hayat, İslamiyet, imam vesaire giydirildi. Peki ben bunu bilirsem, dünyaymış, cennetmiş, Azrail'miş. Yani çok şey geliyor ya. Çok düşük geliyor. Abi o zaman senin bu sayıda kılların her bir mesela insanı verdi diyorsun ya sen. O zaman onlar hem birisi yani levh-i mahfuz falan diyoruz ya, onlardan olmasın. Çünkü azıkta ne sayılmıyor, o onlara denk geliyor. Doğru. Şimdi insan olabilmesi için arkadaşlar, bab-ı insaniyet İsmi Hakk'ın cilvesidir. Bab-ı insaniyet insan değil. İnsanlık aleminin bir kapısı var, insan girecek. İnsan insandan da üstün oluyor. Geçiyor orayı. Fenai mutlaka geçiyor. Şimdi bak sen kimsin? Şimdi bundan sonra artık kabri düşünüyorsun. Ölüm edince şey oldu. Acaba ne kadar yaşayacağım? Kanser mi oldum? Ciğerim şey yapmıyor. Ulan zengin. Ulan iflas ettim ya. Evlenecektim. Tamam, bunları da yap da. Gayet iyi ki yani. Niye bunun altında yok oluyorsun? Bunlarında yeri yok ki. Vücuttaymış bunlar. Evleneceğim, öleceğim, zengin olacağım, param olacağım. Ne diyorsan de. Hepsi cesette. Şey, vücut yani. Vücut verilmiş. Hayat verilmiş. İnsaniyet verilmiş. İslamiyet giydirilmiş. İman giydirilmiş. Marifet giydirilmiş. Muhabbet giydirilmiş. Kime? Sana. Sen kimsin ya? Bunların arkası. Bu ene. Bunu böyle perkeli oraya koyup baktığın zaman adamın böyle aşağı başı dönüyor ya. Ha, bunlar hikaye değil mi? Ha, artık o bedenimiz, abi ölüm anında ne olacak? Bedeni misali giyeceğiz kardeşim. Dırırtla tek olacak. Karşımda kimsin? Ben senin Azrail. Lan bedeni misali mi benziyorsun? Toplam bu. Onun için canavar gibi geliyor. Canavar gibi yaşadın. Armut çekildiğin diktin. Aa, şeftali çıktı. Namaz kılmadın.
Aa, sürpriz bekliyordum be. Namazsız gittim. Her tarafım namaz dolu. Olmadığı gibi. Namaz kıldım. Aa, sıfır. Bu da yok. Abi ihlassız. Merak etme, seninkiler hep ihlaslıdır. Cismaniyet bu iki sıfatların cem etmiş. Cesedi necmin nuraniyetinde melekler hayatlarıdır. Meleklerin hayatları maddeye hayat, aynı hayat ve hayatın kendisi. Bu mertebelerin cemidir meleklerde. Osman şaşırıyor. Yukarıdan alsaydık keşke biraz. He? Yukarıdan alsaydık biraz. Peki, şuradan mı? Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam. Ona bir şey de kaçmıyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'a gidince çıkamayacağız. Burada zaten saatim dolu. Tam da. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet devazımatından tecerrüt ile. İsterseniz burada biraz konuşup keseriz. Bu haftaya yaparız bunu devam. İşi olan daha bu bedeni misali şey konu bir de onu konuşuyoruz. Daha glaf latifilere hiç girmedik. Siz sorarız neyse artık. Şey yaparız. Bir daha yaparız. Şunu konuşalım tamam. Tamam. Acelemiz yok. Nasıl? Ölmeye niyetimiz yok. Ne yapacağız orada? Dedi ki bana. Pazar sporun antrenörüdür. Selam olsun oralara da. Abi dedi. Şimdi dedi deseler ki garanti cennete gideceksin. Tamam mı? Şimdi ölmek ister miydi? Ama cennet ha. Yalan olmaz tabii. İstemem dedi. Niye abi dedi. Ani dedi ben korkmuyorum. Dedim ki gidip de ne yapacağız? Zaten gideceğiz oraya cennete. Gidip de ne yapacağız? Abi burada ne yapacaksın? Bir kişiye de ulaşacağım. Kaliteli bir insana. Bir kişiye de ulaşmak için. Bak şu makamda söylüyorum. Rabbim kalbimin elinde. Kalbim onun yedi kudretinde. Ruhum. O şahit buna. Samimi olduğuma. Bir kişiye daha ulaşayım. Bir manada keşfedeyim. Bir faydam da olsun. O. Yoksa bir tane de şeftali yiyeyim. Biraz da nefes alayım. Biraz da denizi seyredeyim. Lan zaten krallar orada. Kardeş, ölüm çekirdek hapsinden ağaç olma. Neredeyiz biliyor musun? Toprağın altında bütün çekirdekler, armut, şeftali, kiraz, ceviz birbirlerine sohbet ediyor. Ne haber falan ya? Ya nasıl ki dünya çıkılır mı ya? Güneş falan yakar, rüzgar uçurur, yağmur ıslatır falan. Toprağın altında biz hepimiz böyle ölüm yukarı çıkmaktan korkuyoruz. Lan yukarı bir çıktık. Vay be! Allah Allah! Peki bir daha inmek ister misin oraya? Şu anda toprağın altındayız. Toprağın altındayız, birbirlerimize konuşuyoruz. Dar, sıkı, soğuk. Dünya bir çıktık, hakikatimiz ağaç oldu. Allah Allah, güneşe bak, yağmura bak. Bir de ben neymişim diyeceğiz herhalde. Tabii ya, bir de gitmek istemem. Allah Resulü misali diyor ki, annesine doğan tekrar geri, çekirdekten ağaç çıkınca tekrar geri gitmek ister mi? Öteye geçtiği zaman diyor, gelmek istemem. Niye geleyim? İdris Aleyhisselam gelmedi. Habib. Orayı anlatacağım. İsa Aleyhisselam ya. Beşeriyet levazımatında bu ikisi tecerrüt etmişler. Semai dünyadalar şu anda ikisi. Şu anda yaşıyorlar. Ve takip de ediyorlar. Ondan hiç şüpheniz yok. Benim şüphem yok. Şu anda İsa Aleyhisselam takip ediyor. Dersimizde de bulunuyor. Melek hayatları gibi bunlar. Ne demek melek hayatları? Onların hayatlarını söylüyorum. Kabuktan, soğan kabuğundan içeri giriyorum. Madde, atom, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Bu beş tane maddeyi karıştır, meleklerin hayatı. Yani nurani. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın da vücutları böyle ama vücutları aynı duruyor, nurani ama. Melek hayatlarına benziyor. Yani beşeriyet levazımatı var ama yeme içme zorunluluğu yok. Nasıl ki usta 90 gün yemedi. Usta'da en yakın yemeyen Hindistan'ın kurtarıcısı vesile olan var ya. Dandi 70 gün. 70-75 diyorlar. Ustad kendisi de söylüyor. Ustad 90 gün yapmış. melek hayatları yani göstermek için o misali verdim. Bir hayata girerek bunlar
nurani bir letafet kesmederler. Yani beden gözüküyor böyle. Beden gözüküyor. Bazı akvaryum balıklar var, içi gözüküyor. Bağırsakları gözüküyor. Ama atomdur. Maddedir. Şey de öyle, böyle cam. Maddedir. Ama kaç ışık gözüküyor. Güneş ni maddedir ama her yerde olabiliyor. Karşıdadır. Öyle değil mi? Ha, bunların da bedenleri akvaryumdaki balıktan ve aynadaki güneşten daha latif. Ama beden aynı böyle. Hasan, bıçak geçsen kesmez. Böyle boşuna gelir. Ama bu. Nura inkılap etmişler. İkisi. Adeta bunlar bedeni misali letafetinde. Hani var ya beden tırtlar gibi. Hepsi o latifeliğinde gitmiş ya. Cesedi Necmi Nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunuyorlar. Bunlar. Semavatta bulunuyorlar. Dünyanın semasına, semayı dünyanın dışında o yedi katmanlardan orada bulunuyorlar. Alem-i mananın daireleridir diyor. Tabi zamanımız yok ki 28. lemada o memleketlerin burada daireleri olduğunu söylüyor. Daireleri ve müstemlekeleri var. Şurada. Şurada da varlar. Yani şöyle diyeyim. Ahirete, cennete tecelli edecek esma şurada yok mu? Nakıs olur. O zaman burada da var. Burada arkadaşlar radyo, televizyon, dalgalar olduğu gibi bütün 18 bin alemin şubesi var burada. Müstemlekesi var. Mesela Arabistan'ın İstanbul'da konsolosluğu var. O konsolosluğun içi Türkiye kanunları geçmez. Arabistan kanunları geçer. Çünkü orası Arabistan'ın devlet şeyidir. Toprağı sayılır. Türkiye'nin toprağı da öyle olur. Yani konsolosluğu yer. Ha, şimdi burada bulunuyorlar o alemler. Ama kendi şartları var. Ama buradalar. Hepsi burada mevcut. Böyle bir açıldı mı sana? Ama dayanamazsın. Ve dayanamayız. Onun için Allah açmasın. Çünkü kaldırılmaz böyle. Baktın tak hepsi açıldı. Baktın o ders dinleyenleri de seyrediyorsun. Bakıyorsun şurada şurada. Nasıl tahammül edeceksin? Yani yemek yerken tırnağın arasında mikropları görüyorsun. Lan hiçbir şey yemezsin ya. İyi ki o kadar küçükleri görmüyoruz. Ya böyle nurani şeyleri görsen ne olacak? O şeytan geliyor oradan. Ulan ne? Şeytan deyince ödüm batıyor. Ya görsen ne olacak? Şeytan geliyor, şey yapılıyor. Yani gözüküyor. Acayip bir şey. Görmek ister misin şeytanı? Ben size göstereyim şey. Binip görüyoruz abi. Şeytandan değil. Şeytandan değil. Şeytan kendisi. Bak şeytan kendisinin suretini göstereyim. Evdesiniz, tek başınızdasınız. Televizyonu aç. Aç. Veya sokaktasınız. Şeydir, sıcakta açık saçık. Geliyor. Bak. Bak, aç, de. İçeride bir enerji yok mu böyle dayatıcı bir güç? Bak, bak, bak. Ha, şeytandan değil o. O şeytandır. Bakmadığın anda boşa düşüyor, o enerji kemalat oluyor. Şeytanı hayra dönüştürüyoruz. Makasidi külliye hayriye ve kemalat insaniye var şeytanın vücudunda. Şeytanın o enerjisi vücuduna dönüşüyor. Senin kemalatına dönüşüyor. Şeytanın vücudunda diyor ki şey var. Makasidi külliye hayriye, kemalat insani. Ulan şeytan da kemalat insanı olur. Bir de makasidi külliye hayriye var. Yani bak bak bir enerji. İçimizde böyle. Şeytanın enerjisi makale nasıl dönüştüreceğim? Bak bak. Bakmadı. Ne oldu? Yok hiç değil gider mi enerji? O bak enerjisi bana mal oldu. Onun adı kemalattır. Şeytanı kemalata dönüştürdüm. Kemalat insani vardır. Peki, bu şuraya kadar geleyim. Cismaniyet bu iki sıfatları cem etmiştir. Cesedi Necmi Nuraniyetinde melekler hayatlarıdır. Şimdi aşağıda cismi şeyi var. Cismi şey, bedeni Necmi var ya, bedeni Necmi. Şurada Cesedi Necmi. Ona girmem lazım İsa Aleyhisselam anlamak için. Haftaya yapalım onu. Çünkü aşağıda bak cesedi Necmi var. Bak göstereyim de. Cismi maddi. Bak Glaf-ı Latif'e daha yeni girecektik. Bak Glaf-ı Latif. Ötekisi ne mi abi? Diğerinde. Bu muydu? Şu mu?
Bunu mu okumuştuk? Ha. Sevgili arkadaşlar, burayı okumuş muyduk? Bir alttakini okumuştuk, bunu okumadık. Okumadık değil mi? Bedeni misali, bak bedeni misali görüyorsunuz. Aa, burayı göstermek istiyordum. İsa Aleyhisselam'ı anlamak için bunu bilmek lazım. Cesedi Necmi, inşallah konuşacağız. İsa Aleyhisselam'ın vücudu. Bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu andaki vücudu. Cismi Muhammed'i de şunlar var. Şunlar. Ondan sonra devam ediyor. Allah nasip ederse haftaya şey yapacağız. Çünkü fazla şey yapmayayım size. Yalnız şunu bilin ki bedeni misali glaf-ı latif çözüldü. Glaf-ı latif iki tane, ikiye ayrılıyor. A şıkkı ve şıkkı diye. Ama çözülmeyen bedeni misaliydi. Meft anında, meft hengamında bedeni misalisini giyer oydu. İşte toparlıyorum ve bitti. Toparlıyorum derken zaten diğerlerini biliyordunuz. Elestu bi rabbikum kalu bela. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah. Dedi vefat etti. Tırt dedi. Tırt. Bitti. O tırt son. Bu ikisi şöyle. Hepsi bir bedendir. Birbirine benzediği için misaldır. Birbirini, yani misal demek önünü arkasını gösteren, tamamlayıcı demek. Ondan sonra tak 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 eşedenler böyle, bu böyleydi. Meften gabında hop hepsi toplandı. Sen karşına dikildi. Bu nereye benziyor? Hayatının tümünün hulasası senin Azrail'in. Tamam. Ona dönüşüyorsun. Şu o anda ölü mevt demek, ebede sonsuza gidiyorsun. Ölümsüz hayat değil mi? Mevt. Hayat ile, hayat olarak faniye geliyoruz. Mevt ile bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bence o tırtlar zaten var. Var. Şu anda var zaten. Biz orada gidiyoruz. Anda bak 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 buraya kadar geldi. Senin. Şu anda burada duracak. Bunlar zaten var. Duracağı zaman bu açıldı mı abi? Bu zaten var burada. Bunlar zaten var. Bence tamamen açık olarak var aslında. Tabii. Oradan geçen biziz. Geçiyoruz o kadar. Biz geçiyoruz. Evet o kadar. Hepsi var. Hepsi var. Onaylıyoruz o kadar. Onaylıyoruz. Ve ölüm anında garip bir şey olmuyor. Bütünselsin zaten. Abi bakıyorsun ki her şeysin. Zerratına kadar aldığın nefesi, nerede harcadın, nerede buldun, aldığın nefesini harcadın, o hayatının tümü senin hayatın oluyor. Sonsuz hayatının çekirdeği. O anda oluyor. Ölüm bu. Fevkalade bir şey ya. Ha, korkuyorum diyorsan demek ki kaza namazına başlamadın. Ölümden korkuyorsan demek ki televizyonlardan çıkamadın. İbadet farzların dışında sevap yapmaya uğraşmayın, tertlere uğraşın. Bu manaların gelebilmesi için ibadetle, zikirle, evratla olmuyor. Terkiniz ne kadar kuvvetli olursa bu manalara o kadar çabuk ulaşırsınız. Veya hiç ulaşamayız. Terk. Çünkü sahabelerin en büyük sıfatı terktir. İsar hasletidir. Kardeşini tercih etmesi. Kendisini terk ettiği için kardeş tercih edilebiliyor. Terk. Sebapa değil, hiç kimse Rabbine, sebap dediğimiz farz zaten vazifedir. İbadetle olmuyor. İbadetle olmuyor. Terklerle oluyor. Zaten her ibadet altında terk vardır. Kendini terk eden oruç tutar. Kendini terk eden, günahı terk eden zekat verir. Bilmem neyini yapan, işte arzularını terk eden namaz kılar. Terk olmadan hiçbir şey olmuyor. Terk. Terk olacak. Zekat verebilmen için hırsını terk etmen lazım. Efendim, televizyonun önünden terk edersen namazını kılarsın. Nefsini terk edersen orucu tutarsın. Ya bir maç vardı bugün de terk edersen bu dersi dinlersin. Terksiz hiçbir şey yoktur. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Bakayım hangimiz sağız. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatum.